bakalım. Türkiye'nin ikinci büyük özel bankası, devasa bir güç, Garanti Bankası biliyorsunuz. İşte Garanti Bankası'nın biliyor bildiğiniz üzere yine biliyorsunuz dedim. BBVA İspanyollar tarafından hisseleri alınmıştı ve günün bombası dedik. Efendim, İspanyollar galiba bizi çok sevdi. Türkiye'deki bankacılık sektöründeki tatlı kar onları cezbetti. %50.5, %50.5 hissesi de borsaya açılmış, kote biliyorsunuz Garanti Bankası. En önemli endeksteki lokomotif hisselerden birisi bir açıklama yaptı. Bir irade gösteriyor İspanyollar. Gönüllü pay alım teklifi. Ben de yeni öğrendim. Gönüllü pay alım teklifini İspanyollar resmen açıkladı. Yani halka açık kimin elinde Garanti Bankası hissesi varsa hisse başı nakit 12 lira 20 kuruş vereceğiz ve satın alacağız. Bu iş için toplam 2 milyar 250 milyon euro bütçe ayırmışlar. İşte 2,5 milyar dolara da yakın dolara dönerseniz. Paraya bakın. Peki bu açıklanınca ne oldu? Garanti Bankası'nın hisseleri tavan oldu. Endeks coştu. Kulağa hoş geliyor. iyidir. Borsa İstanbul'un BIST'in yükselmesi ekonominin çarklarının dönmesi anlamında. Bankacılık hisseleri çoğu tavan yaptı. %8, %9, %10'lara yakın 9.98 artışlar. Peki ne olacak? Fiyat 12-20'lere gelince işte satışlar başlayacak yol haritası belirlenecek galiba. Buraya kadar her şey güzel değil mi? Kulağınıza güzel geldi. Ama şurada kırmızı çerçeve içerisinde sonunda ünlem olan bir ama ifadesi var. Bir yandan yaklaşık 2,5 milyar euroluk bir buraya kaynak gelmiş. Güzel Türkiye'mize yabancı sermaye geliyor. De fakat ama adam getirdiği euroyu 11,5 liradan bozduruyor. Öyle mi? öyle ve onun parası 1 eurosu 11,5 lira. Benim ülkemin en değerli markaları bu ucuz Türk lirası pahalı döviz yüzünden ucuza satılıyor olabilir mi? Ve elden gidiyor olabilir mi? Bu açıdan düşünmeye ne dersiniz? Bugün birçok ekonomistin bunu yorumladığını, bunu açıkladığını gözlerimle gördüm, okudum. Bir yanda yabancı sermaye geliyor ama bir yanda döviz pahalı en değerli hisseler en değerli markalar yok pahasına gitmemeli